Evet sevgili seyirciler, günden yansıyanlara devam ediyoruz. Tekrardan hayırlı cumalar diliyoruz. Türkiye'nin gündemini değerli konuklarımızla birlikte konuşuyoruz. Hiç şüphesiz en önemli gündem maddelerinden bir tanesi Cumhurbaşkanlığı süreci. Yerel seçimlerden sonra, mahalli idareler seçimlerinden sonra gündem Ağustos ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine endekslendi. Bu tartışmalar esnasında çok farklı şeyler ortaya çıkıyor, iddialar ortaya atılıyor. Bir algı operasyonu gerçekleşiyor. 17 Aralık sürecinde de böyle bir süreçten bahsediliyordu. Cumhurbaşkanlığı sürecinde de aynı algı operasyonunun aynı şekilde sert üslupların kullanıldığına şahit oluyoruz maalesef. Ve bu anlamda son günlerde tartışılan bir konu. Hükümet üyeleriyle Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç arasında geçtiği iddia edilen bir sürtüşme ve medyada bu anlamda kullanılan üslup. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'la ilgili birçok şeyler yazıldı, çizildi. Ancak bunlardan bir tanesi kamuoyunda farklı bir tartışmayı da beraberinde getirdi. O da fikir ve düşünce adamı Salih Mirzabeyoğlu şu anda düşüncelerinden dolayı hapishanede ve düşüncesinden dolayı bir mahkumiyet yaşıyor. Salih Mirzabeyoğlu'yla Haşim Kılıç'ın bir fotoğrafta, hatta iki fotoğrafın kamuoyuna yansıması ve bu yansımasıyla birlikte başlayan tartışmalar. İşte biz de bugün çok değerli bir konuğumuzu misafir ediyoruz. Kendisi bu tartışmalı fotoğraflarda direkt olarak görünmeyen ama o esnada, o toplantılarda, o görüşmelerde bulunan Salih Mirzabeyoğlu'yla sürekli mesai içinde bulunan bir kişi, gazeteci, yazarı Ali Osman Zor'u stüdyomuzda konuk ediyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Aynı zamanda Adım Dergisi Genel Yayın Yönetmenisiniz. Evet. Adımdergisi.com'un genel yayın yönetmenliğini yapıyorsunuz. Tabii tartışılan bir fotoğraf, iki fotoğraf daha doğrusu. Evet. Bu fotoğrafla ilgili bir rahatsızlığınız var sizin. Şu anda ekranlarımıza da geliyor o fotoğraf. İki tane fotoğraf. Haşim Kılıç'la Salih Mirzabeyoğlu'nun aynı karede yer aldığı iki tane fotoğraf. Siz bu toplantıların yapıldığı esnada oradaydınız. Biraz bize bu fotoğrafın mazisini anlatabilir misiniz? Ne zaman ve nerede olmuştu? Hangi amaçla orada bir görüşme gerçekleşiyordu? Biraz bundan bahsedebilir miyiz? Bununla başlayalım isterseniz. Sorunuza geçmeden önce Salih Mirzabeyoğlu'nun şahsında şu an cezaevinde yatan dini, ideolojisi, siyasi görüşü ne olursa olsun bütün siyasi tutsaklara selam söylemek istiyorum. Bir an önce yine kumandan Mirzabeyoğlu başta olmak üzere bütün siyasi tutsakların özgürlüklerine kavuşmasını diliyorum ve bunun için de ben ve arkadaşlarım sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Düşüncelerinden dolayı yani bir eyleme dönüşmemiş, herhangi bir silahlı mücadeleye dönüşmemiş kişiler mutlaka serbest bırakılması lazım diyorsun. Bunu herkes savunuyor tabii ki ama bir yaşanan da bir gerçeklik var Türkiye'de maalesef. Aslında programın konusu olmadığından dolayı bu eylem konusunu, eylem ve fikir konusunu çok da net değil şu an yatanlar açısından. Çünkü şu an cezaevinde 20 yıldan beri yatan arkadaşım var benim. 28 Şubat günü ceza aldı üstelik. 17 yıldan beri yatan arkadaşlarımız var. Salih Mirzabeyoğlu 17 yıldan beri yatıyor. 12 yılı bu hükümet döneminde olmak üzere. Yine bu hükümet döneminde Hizbut Tahrir üyeleri yatıyor. Yine bu hükümet döneminde Hizbullah davasından yatanlar var. Ve başka örgüt suçlamasıyla yatan farklı ideolojilerde antemperyalist, ulusalcı, vatansever vesaire vesaire. Yani Türkiye'nin samimi insanları yatıyor orada. Bu düzene boyun eğmeyen insanlar. Onların hepsine buradan selam söylüyorum. Hepsine evet. Selam olsun. Sorumuza gelince bu fotoğraflar Ankara'da çekilmiş fotoğraflar. O zaman 88 yılı Ocak ayı. 1988 yılı. Bir konferanstan alınma ama bu planlı bir konferans değildi. Orada Salih Mirzabeyoğlu'nun ve bizlerin Ankara'da olmasının sebebi yanlış hatırlamıyorsam İslam'a Muhatap Anlayış adlı kitabının imza günü vardı.
bizler Salim Rızabeyoğlu ile beraber imza gününe gittik Ankara'ya. İmza günden sonra bir nevi kendiliğinden gelişen bir şekilde davet geldi. Salim Rızabeyoğlu da zaten o konferansında, yine yanlış hatırlamıyorsam, Cemaat ve Aksiyon isimli konferansı. O konferansında zaten belirtiyor hazırlıksız olduğunu. Hı hı. İki günden beri uykusuz olduğunu, ki biz şahitiz, zaten yanındaydık o zaman. Hazırlıksız bir şekilde katıldı. Bir konferans o. Daha doğrusu bir sohbet toplantısı. O sohbet toplantısında da eski arkadaşı, dostu Haşim Kılıç, yine orada Nazif Keskin, yine orada Yalçın Turgut, şu an Milli Gazete'de, Akit Gazetesi'nde çizer olan. Ve genç arkadaşlar var. Bizim İstanbul'dan giden, Ankaralı, başka illerden gelmiş. Hı hı. Genç arkadaşlar var. Yani özellikle Haşim Kılıç'la yan yana çektirilmiş falan bir fotoğraf değil o. Diğer bir fotoğraf ise dönüş yolunda Ankara garında çekilmiş bir fotoğraf. Orada Salim Rızabeyoğlu ve bizler uğurlarken, evet, oradaki insanlar uğurlarken çekilmiş bir fotoğraf. Zaten evet, arkada da tren istasyonu gözüküyor. Fotoğrafın hikayesi bu. Yani şu an bu fotoğrafların tabii ki kamuoyunda sorulan soru, yani bu fotoğrafların Salim Rızabeyoğlu ile alakası hangi bağlamda kurularak yayınlandı? Herkes kendi işine... Bizi ilgilendiren kısmı da bu aslında. Hı hı. Yani burada... Görüyor, değerlendiriyor bu fotoğrafı. Değerlendiriliyor. Önümde hemen fotoğrafları servis ettiği iddia edilen sitenin, haber sitesinin servis ettiği haber var. Oda TV'den aldım. Şeyin sitenin haberi de var. Burada son cümle manidar. Cumhurbaşkanlığı koltuğuna yakışmayacağı aşikardır diyor Haşim Kılıç için. Yani bu besbelli ki bu fotoğraf Ağustos ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle alakalı bir düşünceyi veya bir tarafı göstermek için yayınlanmış durumda. Bu da nedir? Salim Rızabeyoğlu şu an, Sayın Rızabeyoğlu Cumhurbaşkanlığı adayı olmadığına göre demek ki onunla Cumhurbaşkanlığı bağlamında bir ilişkisi yok bu fotoğrafın. Peki aday kimdir burada? Cumhurbaşkanlığı adayı. Kimin ismi geçiyor? Başbakan Tayyip Erdoğan'ın. Haşim Kılıç'ın ismi geçiyor mu? Eğer yanlışım varsa düzeltin siz. Haşim Kılıç daha ben Cumhurbaşkanlığı adayıyım diye bir açıklamasına ben rastlamadım. Yok, herhangi bir şey yok. Sadece vermiş olduğu, Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir karar. O da kamuoyunda belki şunundan altını çizmek gerekiyor. Haşim Kılıç bu HSYK düzenlemesi, hı hı, ve işte diğer Adalet Bakanlığı yetkisini tırpanlayan işte Twitter kararı vesaire. O da şunun altını çizerim. Anayasa Mahkemesi tek bir kişiden müteşekkil de değil. Yani Haşim Kılıç tek başına karar vermiyor. Sadece mahkeme heyetince alınan kararları başkan olarak kamuoyuna ilan ediyor. Böyle bir algı yönlendirmesine kamuoyu maalesef gidiyor ki bu fotoğrafta bunlardan bir tanesine alet oldu diyelim. Şimdi bizim için hukuk, geçmişini bir kenara bırakıyoruz. 17 yıldan beri Türkiye'de hukuk yok. Salim Rızabeyoğlu 17 yıldan beri cezaevinde. Salim Rızabeyoğlu 17 yıldan beri cezaevinde olduğuna göre bu ülkede hukuk yok. Umumi açıdan baktığımızda ise 17 Aralık kırılmasından sonra bu ülkede devlet de yok artık. Bu ülkede devlet de yok, haliyle hukuk da yok. Bu ülkede menfaat çetelerinin milleti birbirine düşüren bölücülerin ve yolsuzluk gruplarının kendi istedikleri gibi at koşturdukları bir zemin oluştu. Şimdi bu zemin içerisinde Anayasa Mahkemesi'nin hukuka, mevcut hukuka, tırnak içinde söylüyorum, uygun olarak verilen kararların hukuksuz diye nitelenmesi hukukun yerine geçer oldu. Şimdi HSYK kanunu çıkarıldığı zaman
hükümet gayet iyi biliyordu ki bu kanun anayasaya aykırı. Dönecek. Ve dönecek. Kendileri biliyorlardı. Bunu herkes biliyordu. Bütün kamuoyu da biliyordu. Ve ne söyleniyordu? Söylenen şuydu. Bu hakimlerin, savcıların yerlerinin değiştirilmesi için bir zaman kazanma, zaman aralığıydı. Ve bu yapıldı. Kanun çıktı. Zaten Anayasa Mahkemesi de iptal etti. Siz de buyurduğunuz gibi orada iptal eden yüksek yargıçlar içerisinde Haşim Kılıç tek başına değil. Dolayısıyla burada 2008 yılında AK Parti'nin kapatılma davasında kapatılmasını engelleyen Haşim Kılıç hukuka uygun davranmış oldu da burada hukuka uymayarak nasıl uymadı izah etmeye çalıştım. Hukuka uymayarak tırnak içinde söylüyorum bunları. Düşmanlığı kazandı. Hayır. Ben hukukçu değilim. Ama Sayın Haşim Kılıç'ın hakkında bildiklerimden yola çıkarak söylüyorum ki bugün Haşim Kılıç belki Anayasa Mahkemesi'ne gelmiş, geçmiş en dürüst, en yiğit, en cesur insanlardan bir tanesi. Çünkü benim Haşim Kılıç hakkında onu tanıyanlardan duyduğum şey budur. Dolayısıyla Haşim Kılıç'ın bir ayak oyunu içerisinde, bir hesap içerisinde Mirza Beyoğlu üzerinden böyle olduğunu suçlanması bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil. Çünkü biz böyle bir Haşim Kılıç tanımıyoruz. Onların bahsettiği gibi Haşim Kılıç tanımıyoruz. Onların bahsettiği gibi derken mesela bu haberi servis edenlerin ve bu haber üzerinde manipülasyon yapanların. Bu fotoğraflar üzerinde. Mesela deniliyor ki Haşim Kılıç Mirza Beyoğlu'nu nasıl kullanılır bilmiyorum sattı. Şimdi de Başbakan Erdoğan'ı satıyor. Yani genel algı bilmiyorum. Bu şekilde bir algı verilmeye çalışılıyor. Bu doğru mu sizce? Ben öyle bir veri sahibi değilim. Bulunduğum yapı içerisinde de ne Mirza Beyoğlu'ndan ne Haşim Kılıç'ı tanıyanlardan böyle bir şey de duymadım ben. Yani İnsan belli hayatının belli döneminde birileriyle beraber olabilir. Daha sonra da tercihleri farklılaşır, ayrılabilir. Ama satmak, ihanet etmek bu kavramlar farklı kavramlar. Yani birinin birine ihanet etmesi demek o kişiye zarar vermesi demek. Yani bugün Haşim Kılıç ben 85-86 yılından beri bu hareketin içerisindeyim. Haşim Kılıç'ın verdiği bir zarar hatırlamıyorum. Bilakis bu haber bugün bir gazetede, yandaş medya denilen, dilini de hiç sevmediğim bir gazetede yayınlanan bir haber var. O haberde 2008 yılında Aydınlık Gazetesi Haşim Kılıç'la ilgili haber yaptığı zaman o H. Kılıç o değil benim diyen Hüsnü Kılıç'ın açıklamaları var. Yani eğer yalancı aranıyorsa işte Hüsnü Kılıç o zaman yalan söylemiş. Ve bu yalancı şu an devam ediyor yalanına. Yine yalancı aranıyorsa bugün Google'a girin, Erdoğan ve yalancı kelimelerini girin. Bakın size ne montaj ne kurgu olduğu gibi orijinal şeyleri verecek size. Yani bugün Türkiye'de kimin yalancı olduğunu bilmiyor değil insanlar. Ama yalancıya yalancı deme cesaretini gösteremiyorlar. İkincisi ise onun dilini oluşturamıyorlar. Yoksa şu Haşim Kılıç'ın servis edilen şu fotoğrafları bile yalanın boyutunu göstermesi açısından zaten önemli. İş AK Parti iktidarıyla beraber başlayan süreçte yalanın da içinde olduğu öyle bir ahlaksızlık rejimi kurulmuş ki bugün insanlar hiç utanmadan, sıkılmadan, vicdani hiçbir rahatsızlık duymadan birbirleri hakkında geçmişlerinde girdikleri ilişkilerde yani bunu toplum katmanlarının en alt seviyesine inmiş durumda bu. Dikkat ederseniz. Herkes birbirinin dinlemelerini falan kaydediyor. Yarın bir gün belki düşman olursak onu yayınlarız diye. Şimdi toplum böyle bir hale gelmiş. Özellikle muhafazakar kesim diye bilinen yani aynı kıbleye yönelen, aynı Allah'a inanan, aynı peygambere inanan, aynı peygamberin ümmetinin bu kadar böyle birbirleriyle ilgili
Özellikle Türkiye'de ben bilmiyorum, tabii yaşımız çok da fazla ileri değil ama bu kadar parçalanmışlık siz hatırlıyor musunuz? Çok çetrefilli zamanlardan geçtiniz tabii ki Türkiye'de. Türkiye'de o çokça bahsedilen AK Parti öncesi tırnak içinde baskı ve zulüm dönemlerinde dahi böyle bir şey olmadı. 28 Şubat'ı özellikle Saadet Partisi kardeşlerim biliyor. Onların hafızası daha tazedir. Onlar söylesinler. 28 Şubat'ta da ahlaksızlık yapıldı ama çapı bu muydu? Ve bugün insanlar iktidarda kalmak uğruna, kendi ikballeri uğruna artık yapamayacakları bir şey kalmadı. Ne diyorlar biliyor musunuz dışarıda? Hani o Descartes'in "düşünüyorum öyleyse varım" cümlesi, meşhur cümlesinde, "çalıyorsam öyleyse Müslümanım." Yani bugün siz eğer ki ananızdan babanızdan doğma veya kendi sosyal çevrenizden aldığınız bilgilerle Müslüman olmasaydınız, ister cevap verin ister cevap vermeyin. Son zamanlarda çıkan şu manzara karşısında, şu görüntüler karşısında, bakara makara, ayakkabı kutuları, şu işte yatak odası görüntüleri filan, Müslüman olur muydunuz? Ve burada verilen zarar Mirza Beyoğlu bağlamında da söylüyorum. Verilen zarar, verilmeye çalışılan zarar doğrudan doğruya İslam'ın kendisinedir. Peki Mirza Beyoğlu niçin kullanmaya çalışılıyor? Çünkü Mirza Beyoğlu, kumandan Salih Mirza Beyoğlu bu sahteliklerin hepsini kendi ideolojisinde, kendi şahsında temsil eden gerçeği temsil ediyor. Kendinde barındıran gerçeği temsil ediyor. Bugünkü yapı ise bu gerçeğin verilerini kullanarak gerçeği perdelemek suretiyle kendi ikbalini gözetiyor. İşte şu gün bak kullanılan dile dikkat edin. Gülen cemaatine karşı gayet anti-emperyalist bir söylem tırnak içinde. Irak'tan oldu. Libya'dan oldu. Kim katletti anti-emperyalist Saddam Hüseyin'i? Kim katletti bütün Kuzey Afrika'nın ve Filistin davasının babası, ömrünü o davaya adamış. Beğenirsiniz beğenmezsiniz Kaddafi'yi. Bakın Kuzey Afrika ne hale geldi Libya'dan sonra. Bugün Müslümanlar artık Müslümanlar veya oranın yerli halkları. Artık güvende değil hiç kimse. Anti-emperyalistsen bugün görelim bakalım Irak'ta ki direniş hakkında veya Irak Amerikan işgali hakkında ne diyorsun? Yakandaki Yahudinin taktığı en cesur erkek, en cesur insan madalyasını niye fırlatıp atmıyorsun? Bugün muhakkak dikkatinizi çekiyordur. Bir söylem ideolojisi var. Yani söylem burada doğru şeyler söylüyor. Pratik ise onun tam zıttı. Yalancılık bu zaten. Yalan demek gerçeğin perdelenmesi demek. Gerçeğin örtülmesi demek. Bugün bu söylemlerin 12 yıldan beri bu söylemlerle gerçek örtülüyor. Ve bu ülkenin ve bu coğrafyanın en büyük gerçeği de kumandan Salih Mirza Beyoğlu'dur. Neden içeride 12 yıldan beri? Çünkü Salih Mirza Beyoğlu Türkiye'nin bağımsızlığını temsil ediyor. Salih Mirza Beyoğlu bütün samimi unsurlar adına, siyasi, ideoloji, din ayrımı yapmıyorum, dikkat edin. Salih Mirza Beyoğlu bütün onların ifade edip, hissedip de ifade edemediği anti-emperyalist, vatanseverlik, dindarlık, ahlak, siyaset, aklınıza ne gelirse bunların hepsinin gerçeğini temsil ediyor. Bu gerçeğin vasıfları kullanılarak, bu sözüme çok dikkat edin. Bu gerçeğin vasıfları kullanılarak 12 yıldan beri bir sahte yapı türetildi. 2002 3 Kasım'da fiili bir darbeyle, gerçek bir darbeyle bu yapı iktidara getirildi ve bu yapı devam ediyor. Şimdi
Tabii bu sürede bir yapılan açıklamalar işte... Ona biz, geliyorum. İşte sivrilikleri törpüledik, işte gaz aldık, gazı alındı falan. Bunlar da tabii tartışılan konular. Kimin gazını aldınız? Yani maalesef böyle kimin gazını aldınız? Siz İsrail'in Filistin'de yaptığı zulümleri gerçekten kalbinden hissedip, onu bak gerçekten kalbinde, vicdanında hissedip haykıranların gazını aldınız. Bak şimdi kimse sokaklarda değil. Neden? Çünkü one minute diyen, dünya beşten büyüktür diyen Birleşmiş Milletler'de bir başbakanımız var. Artık bir şey yapmaya gerek kalmadı. One minute diye diye İsrail'in bölgede hiçbir düşmanı kalmadı. Dikkat ediyorsunuz değil mi? İsrail'e tehdit olabilecek ülkeler Irak başta olmak üzere yerle bir edildi ve şu an Suriye'ye aynısı yapılıyor. Libya öyle gitti ve şu an İsrail bölgenin en güçlü ülkesi. Hamas'ın, bak dikkat edin, Hamas'ın 30 yıla yakın Suriye'de bir tane üst düzey yöneticisini şehit edemediler. Ama Suriye'de karışıklığın başladığı ikinci hafta üst düzey yönetici şehit edildi. Katar'a gönderdiler. Katar kim? Kim Katar? Amerika'nın bir kukla yapısı. İsrail'in çiftliği. Hamas'ı oraya gönderdiler. Kimin eliyle gönderdiler? Hepimiz biliyoruz değil mi kimin eliyle gönderdikleri? Böyle bir yapı var. Şimdi bu tartışmalarda tabii Salih Mirzabeyoğlu aslında çok önemli bir simge bu süreçte. Bu haberle ilgili son zamanlarda hemen şunu soralım. Mirzabeyoğlu'nun davası ile ilgili, içerideki durumu ile ilgili son bilgiler nelerdir? Onu bir alalım isterseniz sizden. Şimdi yani bu konuyla ilgili çok açık söylüyorum. Salih Mirzabeyoğlu'nun davasını bir disiplin ve hiyerarşi içerisinde şu an avukatları yürütmektedir. Bu avukat ekibinin başkanı da Sayın Hasan Ölçer'dir. Dolayısıyla söylenebilecek olanlar var kamuoyuna, söylenemeyecek olanlar var. Onlar açısından. Yürütülen bu çalışma, buradan bizi izleyen, gerçekten haksızlığa, zulme karşı direnen ve Salih Mirzabeyoğlu'nun davasını da dert edinen insanlar bilsinler ki bu avukatlar gerekli olan her şeyi yapmaktalar. Şu anda da şu saat itibariyle zaten Salih Mirzabeyoğlu'yla görüş halindeler. Bu avukatların biliyorsunuz olağanüstü yetkili mahkemeler kaldırıldıktan sonra dosyalar dağıldı. Bugün itibariyle öğrendim ben, dosya 6. ağır cezaya gelmiş. Kumandan Mirzabeyoğlu'nun dosyası 6. ağır cezaya gelmiş ve Anayasa Mahkemesi'ne şahsi başvuru hakkı da alternatif olarak masada olmak üzere avukatlar yeniden yargılanmak için maksadıyla müracaat çalışmalarını devam ediyorlar. Burada şunun da bilinmesinde fayda var. Bu konu ne avukatların, ne ailesinin, ne de başka bir kişinin uhdesindedir. Başvuru konusu. Bu sadece kumandan Salih Mirzabeyoğlu'nun kararıdır. Ve avukatlara söylediği konu da ben ne zaman dersem o zaman başvuracaksınız. Anayasa Mahkemesi'ne. Anayasa Mahkemesi'ne veya yeniden yargılanmaya yollar. Yani dışarıda yapılan spekülasyonlara, manipülasyonlara hiçbir arkadaşımız, hiçbir Salih Mirzabeyoğlu'nun durumunu kendine dert edinen insanlar aldanmasınlar. Bu davanın seyri bu şekilde giderken tabii ki hemen akla gelen Anayasa Mahkemesi'ne şahsi başvuru eğer ki şu an bulunsa Haşim Kılıç'la yayınlanan bu fotoğraflardan sonra durum ne olacak? Durum gerçekten o çok garip bir pozisyon ortaya çıkardı. Bu fotoğrafları bir kere şunu söyleyeyim. Bunu da açıkça ifade etmek gerekir. Bu fotoğraflar sadece bunu servis eden arkadaşların elinde bulunmuyor. Bu fotoğraflar ve benzer fotoğraflar birçok iptalcının albümünde, evinde vardır. Özellikle o dönemden bu döneme iptalayı tanıyan, iptalaya gönül vermiş insanların albümlerinde şu an görsek bizi çok şaşırtacak fotoğraflar vardır. Yani burada
Salih Mirzabiroğlu'nun ve Sayın Haşim Kılıç'ın beraber belli bir dönemde birliktelikleri ön plana çıkarılarak bu cumhurbaşkanı olamaz algısının oluşturulması, ben bu arkadaşların niyetini sorgulamıyorum ama yaptıkları hareket açısından neye çıktı? Bir dönem iddiacı lideri, terör örgütü tırnak içinde lideriyle beraber olduğundan dolayı Haşim Kılıç cumhurbaşkanı olamaz. Neden? Çünkü o terör örgütüyle tırnak içinde lideriyle ilişkisini reddetti, yalan söyledi. Yani bu mantığı ben anlatabildim mi? Yani buradaki şimdi böyle bir şey de yok. Haşim Kılıç tarafından açıklanan. Şimdi böyle bir durumda şimdi bakın, insanlar demin de söyledim, hayatlarının farklı dönemlerinde istedikleri kişilerle beraber olabilirler. Bak konuşuyorum konuşuyorum söylemiyorum. Mesela işte Tayyip Erdoğan'ın Hikmetyarlar ismi var. Şimdi bunlar ucuz politika. Böyle olmaz. Veya mesela Doğu Perinçek'in efendim Abdullah Öcalan'la resmi var. O zaman niye parti kurdu? Şimdi bunlar ucuz politika. İnsanlar kendi ister şahsi ister siyasi görüşleri açısından belli dönemde belli kişilerle beraber olabilirler. Hele hele burada Salim Mirzabioğlu gibi bir adamı tanımak eminim ki Sayın Haşim Kılıç açısından da böyle bir şerefken, siz bunu tutup onun hakkında menfi propagandaya çevirmeye başladığınızda, ben size açıkça söyleyeyim, şu an Sayın Haşim Kılıç çıksa dese ki ben Salim Mirzabioğlu'nun inandığı değerlerin hepsine inanıyorum, aynı değerlere de bağlıyım ve hiç niyetim yoktu ama bundan sonra da şimdi artık niyetimi değiştirdim, cumhurbaşkanlığına adaylığımı koyuyorum dese ne olacak? Oy mu kaybedecek zannediyorsunuz? Salim Mirzabioğlu etrafında oluşmuş toplumsal muhalefet, toplumsal mutabakat olduğu gibi oy olarak Haşim Kılıç'a dönecek. Ve bugün dikkat edin tepkileri. AK Parti'ye gönül vermiş insanımız dahi böyle bir şeyi kabul etmiyor. Bir yaftalama yani. Böyle bir ahlaksızlığı. Ama maalesef uygun değil. Yapılıyor yani. Ve burada, son zamanlarda çok çirkin. Yani medyanın, gazetecilerin kullanmış oldukları, biraz önce bahsettiğiniz gazetelerin attıkları manşetlere baktığımızda gerçekten de düşman algılaması, algı üzerinde oynama çok farklı bir noktaya doğru. Evet. Bu maalesef iyi bir konu. Algı üzerinde oynama ve düşman algısı. Şimdi düşünün. Bu iktidar adalet diyerek, kalkınma diyerek, yolsuzluğu önlemek diyerek bu tür müspet argümanlarla 12 yıldan beri iktidar ediyor. İktidar koltuğunda oturuyor. Uygulama ise Adalet Mirzabioğlu'nun davasında belli. Adalet falan yok. Kalkınmadan anlaşılan ise çocukluğumuzun nefes aldığımız alanlarını işgal ederek bizim hiçbir işimize yaramayan AVM'ler, gökdelenler filan dikmek. Betonlaşma. Bir tane ağaç bırakmadılar. Diğer yolsuzluğu önleme ise şimdi bu çıkan kasetlerden filan anlaşılıyor. Yolsuzluğun boyutu. Kendisi de adam gibi açıklamadığı için, daha doğrusu insanların anlayacağı şekilde ne yapıldığını açıklamadığı için hükümetin kendisi, bugün İnsanımız da tam olarak bilmiyor aslında ne yapıldı. Ne oldu? Mesela o paralar neydi? Ne için kullanıldı? Müspet bir şeyse bunun da açıklanması lazım. Ama ortada bir görüntü itibariyle bir yolsuzluk diktası var. Ve bu yolsuzluk diktası uygulamalarında bakıyorsunuz, kendi iktidarını sağlamak için her dönem bir düşman meydana çıkarıyor. Bakın dün Ergenekon diyerek iktidara karşı olan hangi kesimden olursa olsun bütün insanlar bir torba içine konularak etkisizleştirmeye çalışıldı. Adı Ergenekon'du bunun. Şimdi konjonktür değişti. Konjonktür olarak 12 yıldan beri Ergenekon operasyonunu yapan bu ekip, bugün anlıyoruz ki onlar yapmışlar, Gülen cemaati yeni
düşman oldu. Dün AK Parti ile Tayyip Erdoğan'la, daha doğrusu burada parantez içinde söylüyorum, pratikte AK Parti, Tayyip Erdoğan, AKP demenin bir faydası yok. Neticede AKP, Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan, AKP. Tayyip Erdoğan'la beraber olup Ergenekon'a, bütün muhaliflere, kendi kardeşleri de dahil, Ergenekoncu diye saldıranlar şu fotoğraflar vesilesiyle bir çıktı ki şimdi de Ergenekoncularla beraber olup kendi yakınları başta olmak üzere Fethullahçı diye damgalamaya başladılar. Şimdi biz o dönemki tavrımız da aynıydı, bugünkü tavrımız da aynı. Bir adam doğru bir şey yapıyorsa eğer, adam o doğru bir şey yapana yok bu Ergenekoncu, bu cemaatçi falan deyip onun doğrusunu perdeleyemezsiniz. Sayın Mirzabeyoğlu'nun verdiği bir misal var. Sarhoş Allah bir dese inanmayacak mısın diyor. Yani inanılır şimdi, tabii. Yani sen bir Allah bir inan. Gerçek. Sarhoşun sarhoşluğuna da başka bir şey söylersin. Şöyle bir mantık var. Cemaat yolsuzluğu açığa çıkaramaz. Neden? Üstelik ortada cemaat falan yok. Cemaat dediğimiz tek parçalı bir durum da yok. Aynı Ergenekon gibi. Evet. Orada polisler var, yargıçlar var, savcılar var. Ve şimdi bir sürü polislerin yeri değiştiriliyor. Değil mi? Yeni bir zulüm başladı. O polislerin ailelerine dikkat ediyor musunuz? Hepsi türbanlı, başörtülü, sakallı, Müslüman, muhafazakar insanlar. Peki bu zulüm devam ettiğinde 5 sene sonra acaba Tayyip Erdoğan, ya ben kandırıldım. Misal, Doğu Perinçek beni kandırdı. Ben de Müslümanları cezaevine attım. Meğerse şöyle bir filanca örgüt varmış deyip bizden 5 sene daha mı isteyecek? Dolayısıyla bu tartışmalar devam edecek. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Bu fotoğrafın gerçeğini de ortaya çıkardık. Bu fotoğraf üzerinden bir algı yönlendirilmeye, yapılmaya, algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bunu da altını çizdik. Salih Mirzabeyoğlu ile ilgili durumu da anlattık. Son olarak ne söylemek istersiniz? Hemen bunu da bitirelim inşallah. Buradan dikkat çekmek istediğim husus, biz iddiacılar birbirimiz üzerinden kendimizi ifade etmeyiz. Bizler farklı farklı renklerdeki bardaklar gibiyiz. İddia kaynağından aldığımız suyu kendi rengimizde gösteririz. Burada ise şöyle bir durum var. Bütün iddiacılar açısından. Burada doğrudan doğruya Salih Mirzabeyoğlu'nun şahsı üzerinden yapılan bir operasyon söz konusu. Ve o malzeme yapılmak isteniyor. Ben yapılan işten yola çıkarak söylüyorum bunu. Evet. Yapanların niyeti farklı olabilir. Orada değilim. Ama hiç kimse kendi siyasi ikballeri, kendi siyasi görüşleri açısından ne iddiayı ne Salih Mirzabeyoğlu'nu malzeme yapamaz. Malzeme yapmasınlar. İkinci olarak söylemek istediğim, hükümet Metiner'in, Sayın Metiner'in biatsa biat, itaatsa itaat diye o söylemi var. Anlaşılıyor ki hükümet kendisine boyun eğmeyen herkesi boyun eğdirmeye çalışıyor ve herkesten biat, itaat alıyor. Şu net bilinsin, iddiacılar sadece iddiaya itaat ederler ve iddiaya biat ederler. Bu fikrin kurucusu da Salih Mirzabeyoğlu'dur. Salih Mirzabeyoğlu hiçbir harekete, hiçbir siyasi partiye, siyasi görüşe eklemlenemez. Eklemlenemez diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bilgilerden dolayı kolaylıklar diliyoruz.